Şimdi belediye otobüs duraklarında bir reklam var, gördünüz mü bilmiyorum. Ha? Bir şey, ne diyorlar ona, losyon mu diyorlar, krem. Krem. Bir krem reklamı. Diyor ki, o kadar doğal ki diyor, kız kıza yakın olmak kadar doğal diyor. Tövbe estağfurullah. Bakın, Türkiye'yi getirecekleri ve getirmek istedikleri yer burasıdır. Ticaret Bakanımızla konuştuk. O reklamları tamamen kaldıracağız. Bu kadar basit. Böyle bir reklamı biz kabul edemeyiz. İnsanımızın ahlakına, insanımızın yapısına yönelik bir reklamı elbette kabul edebilmek mümkün değildir. Televizyon dizilerinde muhakkak bir LGBT'li karakteri bir tarafa sıkıştırıveriyorlar. Muhakkak. Neden? İnsanımızı alıştıracaklar. Ben söylüyorum, alınıyorlardı. Sen kendin billboardlarda Kemal Kılıçdaroğlu olarak yazmışsın ya. Demişsin ki cinsel yönelimin her türlüsünü kabul edeceğiz demişsin ya. Erkekle erkek, kadınla kadının evlenmesini Türkiye'ye bir öneri olarak getiriyorlar. Neden? Çünkü bizi yıllardır yıkamadılar. Bizim güçlü bir aile yapımız var. 1-14 Mayıs seçimine gidiyoruz. Acaba Türkiye'nin durumu nasıl? 14 Mayıs 1950'de Türkiye'nin nüfusu 21 milyondu. 3 Kasım 2002'de Türkiye'nin nüfusu toplam 66 milyondu. Ve yine bakın 21 yıldır Türkiye bugün 85 milyon, yani yaklaşık 19 milyon nüfusunun arttığı bir ülke. Ve aynı zamanda da toplam %28 nüfusu artan bir ülke. Bütün bu çerçevesinde Türkiye'nin gayri safi milli hasılası artmış. Türkiye'nin ihracatı artmış. Türkiye'nin üretimi artmış. Türkiye'nin istihdamı 16-17 milyondan toplam 32 milyona gelmiş çalışan insan sayısı. Çok önemli bir noktaya Türkiye'nin istihdamı ve çalışan sayısı önemli bir şekilde artmış. Ve Türkiye bu arada birçok da badireden geçmiş. Hele son 12 yılda. Hadi 2008-2009 ekonomik krizini de sayarsam, onu da üzerine eklersem, hele son 12 yılda gezi olaylarından itibaren Türkiye büyük bir badireden geçmiş. Gezi olaylarında Türkiye'de faiz 3,5-4 puan. 3,5-4. Ve enflasyon 4 seviyesindeydi. 4,5 seviyesindeydi. Bu ülkenin en büyük hayali yıllarca enflasyonu 5 ve 5'in altına indirmekti. Biz, yani bu Demirel'in de hayaliydi. Bu Özal'ın da hayaliydi. Bu bugüne kadar Türkiye'yi yönetmiş herkesin hayaliydi. Tayyip Erdoğan bu hayali iktidarının 10. 11. yılında 3 ay önünü göremeyen bir Türkiye'yi aldı ve Türkiye'yi ekonomik açıdan çok önemli bir noktaya taşıdı. Fakat gezi olaylarından başlayan bir süreç Türkiye'nin sürekli önünde bir engel ortaya koydu. Neden bizim bağımlı olmamızı istiyorlar? Ekonomik olarak bağımlı olmamızı istiyorlar. Bizim sürekli olarak dışarıya para vermemizi istiyorlar. Bizim sürekli olarak ülkenin dövizle dışarıya borçlanmasını istiyorlar. Sürekli boynumuz bükük kalsın, belimiz eğik kalsın istiyorlar. Yani 15 Temmuz'da bir darbe yapılıyor. Bu darbenin Türkiye'nin ekonomisine, siyasi hayatına, sosyal hayatına, Türkiye'nin dış politikasına zarar olmadığı düşünülebilir mi? Maliyeti olmadığı düşünülebilir mi? Türkiye'nin içerisine, ben kendi İçişleri Bakanlığı'na anlatayım. Yani polisinden jandarmasına kadar, kaymakamından valisine kadar her birinden yeniden almak zorunda kaldık. Her birinden. O arayı nasıl geçtik? Bazı illerde hala iki vali yardımcısıyla beraber gidiyoruz. Çünkü neredeyse ilçelere verebilecek kaymakam sayısı azaldı. Vali yardımcılarına getirdik kaymakamlığa. Polis sayımız azaldı. Jandarma sayımız azaldı. Neden? Çünkü her birini bir yere sokuşturmuşlar. Hakim sayımız, savcı sayımız. Bunu yeniden kendine getirebilmek, yeniden aynı sayıyı denkleyebilmek için
yaklaşık 6-7 yıllık bir zaman dilimine ihtiyacımız oldu. Ve bunu gerçekleştirdik. Bak bu kadar ufacık bir maliyetten bahsediyorum. Diğer ekonomik maliyeti, gelecek maliyeti, bunların her birinin kendi adına elbette ki önemli süreçleri ve maliyetleri oldu. Bizim medeniyet havzamız burası. Sadece bize ait bir medeniyet havzası değil, Orta Doğu'ya ait bir medeniyet havzası. Diyarbakır'dan ne kadar mesulsek Erbil'den de o kadar mesulüz. Diyarbakır'dan ne kadar mesulsek Şam'dan da Bağdat'tan da o kadar mesulüz. Eğer her tarafta huzur olursa, etrafımızdaki coğrafyayla bunu çok güçlü bir şekilde yaşamaya çalışırız. O ülkelerin de bize ihtiyaçları var. Türkiye'yi örnek görüyorlar, model görüyorlar. Çünkü onlar da batıya karşı direniyorlar, direnmeye çalışıyorlar. Biz de batıya karşı direndik, belli bir noktaya kadar gelebildik. Geldik de ne oldu? Altyapımızı yaptık. Gelecek nesillerimize, gelecek Türkiye'mize daha büyük bir sıçrama imkanı sağladık. Eğer altyapımız olmasaydı şöyle iterek bizi düşüreceklerdi bir hamleyle beraber. Bizi 15 Temmuz'da düşürememelerinin sebebi, bizi dolar saldırılarına düşürememelerinin sebebi tam da budur. Şimdi belediye otobüs duraklarında bir reklam var, gördünüz mü bilmiyorum. He? Bir şey, ne diyorlar ona, losyon mu diyorlar, krem. Bir krem reklamı diyor ki, o kadar doğal ki diyor, kız kıza yakın olmak kadar doğal diyor. Tövbe estağfurullah. Bakın, Türkiye'yi getirecekleri ve getirmek istedikleri yer burasıdır. Ticaret Bakanımızla konuştuk. O reklamları tamamen kaldıracağız. Bu kadar basit. Böyle bir reklamı biz kabul edemeyiz. İnsanımızın ahlakına, insanımızın yapısına yönelik bir reklamı elbette kabul edebilmek mümkün değildir. Televizyon dizilerinde muhakkak bir LGBT'li karakteri bir tarafa sıkıştırıveriyorlar. Muhakkak. Neden? İnsanımızı alıştıracaklar. Ben söylüyorum, alınıyorlardı. E sen kendin billboardlarda Kemal Kılıçdaroğlu olarak yazmışsın ya. Demişsin ki cinsel yönelimin her türlüsünü kabul edeceğiz demişsin ya. Erkekle erkek, kadınla kadının evlenmesini Türkiye'ye bir öneri olarak getiriyorlar. Neden? Çünkü bizi yıllardır yıkamadılar. Bizim güçlü bir aile yapımız var. Tayyip Erdoğan geldikten sonra Batı'yı Türkiye'den tasfiye etti. Kavga budur. Bütün kavga budur. Karşımızdakiler Batı'yı tekrar Türkiye'ye çökmesi için hazırlık yapıyorlar. Biz de tam bağımsızlık için hazırlık yapıyoruz. Bu kadar basit. Bu ülke bizim ülkemiz diyoruz. Eğer bu ülkeyi biz kendi istikametimizde dediğimiz ölçülerde götürebilirsek etrafımızdaki coğrafyanın huzurunu biz temin ederiz.